Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine bir müddet oturan ümmeti Muhammed'in büyük günahkarları, sonra onları zebaniler sürükleyip götürürler. Nihayet cehennemin üst tabakasına varınca demirden siyah bir kapı onları karşılar. Bu tabakanın burçlarını ateşin alevlerinin yalamakta olduğunu görürler. Ayrıca arazisinin kaynayan kurşundan, tavanının kızgın bakırdan, duvarlarının kükürt taşından olduğunu görürler. Cehennemin kumandanı Malik ateşten bir koltuğa oturmuş vaziyette onları bekler. Mahlukatın en büyüğü, en korkunç suratlısı olup bu haliyle kendisini görecek. Dünya ahalisi onun korkusu ve endişesiyle ötleri patlar. Sesinin gök gürültüsü gibi olduğunu anlarlar. Malik onlara bakarak, "Ey zebaniler, bu isyankarlar hangi ümmettendir?" Zebaniler cevap verir, "Ey cehennemin başkomutanı Malik Hazretleri, bunlar son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindendir." Bunun üzerine Malik, "Sizlere yazıklar olsun. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'a isyandan, ona karşı gelinmesinden sizi men eden bir ayet yok muydu? Nedir bu başınıza gelen?" diye onları azarlar. Onlar da, "Evet vardı. Fakat bizim isyankarlığımız bizi yendi. Nefsimize mağlup olduk. Nefsimiz galip geldi. Biz sapık bir millet olduk. İşittik ama asi olduk." derler. Bu kıssayı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam buyurmuştur. O sırada Malik'e bir mektup gelir. İçinde Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlamaktadır. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Yüce ve hakim olan zattan cehennemin kumandanı Malik'e, Muhammed ümmetinin büyük günah sahiplerinden bir cemaat yanına gelmişlerdir. Onlara azap eyle fakat yüzlerini siyahlandırma. Çünkü onlar bazı vakitlerde namaz kılarlardı, secdeye varırlar. Ayaklarına kelepçe vurma. Çünkü onlar camilere yürüyüp gitmişlerdi. Bazen de hayırlara o ayaklarla gitmişlerdi. Ellerini de bağlama. Onlar bana karşı bazen ellerini açar, dua ederlerdi. Onlara kaynar su içirme. Onlar Ramazan ayında bazen oruç tutarlardı. Sadece onlara ayaklarıyla ateşe basmalarını emret. Cehennemde en hafif ceza ateşi ayaklarıyla basmaktır. Onlara azap ederken işkenceye çevirme. Çünkü onlar Muhammed ümmetindendir. Bazen ibadetleri yerine getirmeye çalışırlardı. Onların hürmetine tüm azalarını azap etmekten sakın. Buyruğu yazılıydı. Bunun üzerine Malik, "Yalın ayak cehenneme giriniz." der. Onlar da, "Ey Malik, bizi serbest bırak da cehenneme girmeden önce nefislerimize karşı ağlayalım, pişmanlığımızı dile getirelim." derler. Malik de, "Ey şakiler, bedbahtlar, günahkarlar, eğer ağlamak size fayda verecekse ağlayınız. Keşke dünyada ağlayabilseydiniz. Size ebediyen ateş dokunmaz." der. O zaman yüce ve münezzeh Allah şöyle buyurur, "Ey Malik, ümmeti Muhammed'in bu büyük günahkarlarını azarlama. Onları cehenneme mülayimle sok. Azarlamadan sok. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız ol."